Ekranda sonsuz bir seri görüyorsunuz. Evet, eksi 1 üzeri n artı 1 bölü karekök içinde n. Bunun genişletilmiş halinden bahsetmemiz gerekirse, n 1'e eşit olduğunda birinci terim eksi 1 üzeri 2 yani 1 bölü 1'den 1'e eşit olacak. Devam edelim. Eksi 1 bölü karekök içinde 2 artı 1 bölü karekök içinde 3 ve eksi 1 bölü karekök içinde 4 diye 1 artı 1 eksi olarak sonsuza kadar devam edecek. Sonsuz seriler için yakınsaklık testlerini incelediğimizde buna benzer şeylerle karşılaşmıştık. Bu yüzden de bu seri değişen seri testini geçiyor ve yakınsıyor diye bir sonuca varabiliriz. Yakınsadığı değerin de s olduğunu varsayalım. Bu videoda serinin yakın yakınsamadığından çok yakınsadığı değerin ne olduğuyla ilgileneceğiz. Bunu kısmi bir toplam yardımıyla yapabileceğimizi biliyoruz. S alt indis k ilk k terimin toplamı olsun. Böyle yazınca bir de kalan olacak. Hemen not edelim. Artı ilk k terimin toplamını alınca geriye k artı birinci terimden başlayan terimler kalır. Öyle değil mi? O halde bunun da k artı birinci terimle başladığını kabul edeceğiz. Bu videoda kalanın mutlak değerinin 0,001'den küçük ya da eşit olmasını sağlayacak minimum k değerinin hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bundan önceki videolarda gördüğümüz değişen seriler için yaklaşık değerleri nasıl elde ettiğimize dayanarak bunu nasıl bulabileceğimizi düşünün. Denediniz ve sonucu buldunuz değil mi? Şimdi isterseniz öncelikle R alt indis K'nin neye benzeyeceğiyle başlayalım. Az önce K artı birinci terimle başlayacağını söylemiştik. Hemen yazalım. Eksi 1 üzeri K artı 1 artı 1 K artı 2 eder bölü K artı 1'in kare kökü. Bundan sonraki terimi de artı eksi 1 üzeri k artı 3 bölü karekök içinde k artı 2 olarak yazabiliriz ve bu şekilde devam edecek. Bu noktada bildiğimiz bir şey var. Bunu daha önce görmüş de olabiliriz ya da bu videonun sonunda doğru olduğunu da görmüş olacağız. Bunun mutlak değerinin, evet bu toplamın mutlak değerinin birinci teriminin mutlak değerinden küçük olduğunu göreceğiz. Hemen not edeyim kalanın yani R alt indis k'nin mutlak değeri bundan zaman zaman değişen serilerin kalan özelliği olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Ne diyordum? Bunun mutlak değeri buradaki birinci terimin değerinden küçük ya da eşit olacak. Evet eksi 1 üzeri k artı 2 bölü karekök içinde k artı 1'den. Bunun bir de binde 1'den küçük olmasını da istiyorduk değil mi? Bunu da ekleyelim. Küçük ya da eşittir 0,001. Bu noktada kafanızda bir ampul yandıysa ve bu eşitsizliği sağlayan minimum k değerinin ne olduğunu bulabileceğinizi düşünüyorsanız videoyu şu anda da durdurabilirsiniz. Denediniz mi? Evet, buradaki püf noktası, buradaki eksi 1 üzeri k artı 2'nin bunu pozitif ya da negatif yaptığını bulmak. Paydanın pozitif olacağını biliyoruz. Yani bu kare kökün tanımlı olması için k'nın pozitif olması gerekir. Ya da burada pozitif k'larla çalıştığımızı da değerlendirebiliriz. İşareti değiştiren pay, öyle değil mi? 1 eksi, 1 artı, sonra yine eksi ve yine artı 1. Ama buradaki mutlak değer işareti, içeride ne olursa olsun sonucun pozitif olmasını sağlar, öyle değil mi? O halde bu, 1 bölü kare kök içinde k artı 1'e eşittir diyebiliriz bu 0,001'den küçük ya da eşit olacak. Ve artık bu eşitsizliği çözmeye hazırız. Evet, haydi bu eşitsizliği sağlayan k değerlerinin ne olduklarını bulmaya çalışalım. İki tarafı karekök içinde k artı 1 ile çarpalım. Evet, çarpı karekök içinde k artı 1 ve buraya da yazayım. Böylece paydaki köklü ifadeden kurtulmuş oluyoruz. Bir de 1000'le çarpalım. Böylece sağ taraftaki ondalık sayıdan da kurtulmuş oluruz. Evet, çarpı 1000 buraya da. Bunlar birbirini götürecek, sol tarafta 1000 kalacak. Pozitif sayılarla çarptığımız için eşitsizliğin yönü de değişmeyecek. Küçük ya da eşittir ve sağ tarafta da karekök içinde k artı 1 kalacak. İki tarafın karesini alalım şimdi, evet. 1 milyon, öyle değil mi? 1 milyon küçük ya da eşittir k artı 1. İki taraftan da 1 çıkaralım ve sonuç 999.999 küçük ya da eşittir k. Evet, k 999.999'dan büyük ya da eşit olmalıymış. Bu koşulu sağlayan en küçük k değerini istiyorduk. Eğer k bundan büyük ya da eşit olacaksa bu koşula uyan en küçük k değeri 999.999'dur değil mi? Hemen not edelim. Evet, bunun doğru olmasını sağlayan en küçük k değeri 999.999. ,999. Şimdi de kalanın mutlak değerinin ilk 999.999 ,999 tane terimin kısmi toplamını aldığımızda kalanın mutlak değerinin bu toplamdan küçük olduğu konusunda ikna olmamız lazım. Şu ana kadar bu varsayım üzerinden ilerledik ama isterseniz bu konuda kendimizi biraz daha ikna etmeye çalışabiliriz. Bu noktada yine videoyu durdurup bu ispatı kendi kendinize yapmayı denemek konusunda özgürsünüz. Bunu bir kere daha yazalım ve R alt indis K'yi de genişletelim. Bu toplamın S'ye yakınsayacağını söylüyoruz. İlk 999.999 ,999 terimin kısmi toplamını alacağız. Bu değerin bunun binde biri içinde olduğunu da iddia ediyoruz. Artı kalanın ilk terimi, bir milyonuncu terim olur öyle değil mi? Milyonuncu terimde eksi bir üzeri bir milyon artı bir ve buradaki kuvvet tek sayı olduğundan bu eksi 1'e eşit olur. Yani eksi 1 bölü karekök içinde 1 milyona eşittir. Şöyle yazayım. Eksi 1 bölü karekök içinde 1 milyon. Evet 1 milyon. Sonra artı 1 bölü karekök içinde 1 milyon 1 gelecek. Bu kuvvet 1 milyon 2 olduğu için artı 1'e eşit olacak. Ve sonra da yine eksi 1 bölü kare kök içinde 1 milyon 2 ile devam edeceğiz. Evet iki terim daha yazmak istiyorum. Artı 1 bölü kare kök içinde 1 milyon 3 ve eksi 1 bölü kare kök içinde 1 milyon 4. Seri bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. Şimdi, bu toplamın mutlak değerinin 0,001'den küçük olduğu konusunda kendimizi ikna etmemiz gerekiyor. Aslına bakarsanız, birinci terimin mutlak değerinden de küçük olacak. Peki, bunu nasıl ispatlayabiliriz? Birinci terim, bir bakalım, eksi 0,001'e eşit. Çünkü burada 1 milyonun karekökü ve 1 de eksi işareti var. Bu şekilde, evet bu şekilde parantezler koyduğumuzda bu terim pozitif olur öyle değil mi? Neden diyecek olursanız bu bundan büyüktür de ondan. Benzer şekilde bu da bundan büyük olduğundan bu parantezin içinden elde edeceğimiz değer de pozitif olur ve bunu devamında gelecek tüm parantez değerleri için de söyleyebiliriz. Böylelikle birinci terim eksi 0,001'den sonra gelenlerin pozitif değerler olacağını anlamış olduk. Demek istediğim, bu şekilde sonuç olarak elde edeceğimiz değer bundan küçük olamaz. Bundan daha negatif olamayacağını bulduk. Bir de pozitif binde birden büyük olmayacağını bulalım. Bunu da parantezleri farklı bir şekilde koyarak yapacağım. Evet, parantezi bu şekilde koyarsak buradan negatif bir değer elde ederiz. Evet ve burası da. Burada bir artı olması lazım, burada da. Evet, bu şekilde devam edersek bir sürü negatif değeri birbiriyle toplamış oluruz. Parantezleri farklı bir şekilde yerleştirerek bu toplamın negatif bir değer alacağını da görmüş olduk. Toplam negatif olacak ama birinci terimden daha negatif değil. Böylelikle kalanın mutlak değerinin 0,001'den büyük olamayacağını da ispatlamış oluyoruz. Buraya terim eklemeye devam ettikçe birinci terimin bizi gerçek toplamdan uzaklaştırdığından daha fazla uzaklaşamayacağımızı da söyleyebiliriz.